Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Bakara suresi 194. ayet. Estaizu billah. Eşşehrul haramu bil şehril haram. Vel hurumatu qisas. فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Hürmetli ay, hürmetli ay bilendir. Ve hürmetler, hürmetli nerseler kısastır. Yani beraberdir. فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ Kim de kim? Sizlerge adavat kılsa, unge sizlerge adavat kıyanıdık, adavat kılıylar. Ve Allah'tan korkuylar. Ve Allah takvali kişiler bilen birge ikenliğini bilip koyuylar. Siyutiyet yaptılar ki, Eşşehrul haramu, el muharramu, mukabilun bi şehril haram. Hürmetli ay, yani Muharrem ay, hürmetli ayının mukabilidedir. فَكُلَّمَا قَاتَلُوكُمْ ف۪يهِ فَاقْتُلُوهُمْ ف۪ي مِثْلِهِ Müşrikler, hürmetli ayda sizlerden her cenk-i genide, sizlerem, şimdi hürmetli aylarda ularla cenk edip, ularla öldürür ilerdi yaptı. لِاِسْتِعْزَامِ الْمُسْلِم۪ينَ ذَٰلِكَ Müslümler, sahabeler bunu cüde kattadır. Endişe kılış yaptırıldı. Yani hürmetli aylarda kendi cenklerimiz için de yaptırıldı. Allah-u Teala tarafından bana bu gap reddiye bunu yaptı. وَالْحُرُمَاتُ Ve hürmetli aylar, yani hürmetli nerseler cem-i hürmetin, hürmet, hürmetinin cemidir. مَا يَجِبِ اِحْتِرَامُهُ Hürmet degeni, ihtiramı vacib bula degen nesiler. Hürmet kılışımız vacib bula degen nesiler. قِصَاسٌ قِصَاسٌ ay يَقْتَصُ بِمِسْلِهَ Şu hürmetlerinin misli bilen kasas alınadı. اِذَا اُنْتُهِكَتْ Eğer paymal kılınsa, hürmet paymal kılınsa, hürmetke tecavüz kılınsa, onda kasas alınadı. فَمَنْ اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ بِالْقِتَالِ فِي الْحَرَمِ اَوِ الْاِحْرَامِ اَوِ شَهْرِ الْحَرَامِ Şimdi kimde kimselerge karşı can kılıçlık bilen ya ki haramda can kılıçlığı ya ki ihramdaki halette ya ki hürmetli ayda can kılıçlarge adavat kıladigen busa haddeden asla Sizlerge ular haddeden aşkendik, adavat kıyandik. Sizlerem unge adavat kıyılar. Fa'tedu, emir buluyat. Semme mukabeletehu i'tidaen lişebehihe bil mukabili bihi fis surati. Şimdi adavat, haddeden aşlik kabihdür. Huninlerse, caizmez, şeriat tarafından rad kılingen merdud bugenlerse, Lekin Allah subhanehu ve teala bizi şünge büyüriyetti. Sizlerem adavat kılıylar. Sizlerem düşmanlık kılıylar. Sizlerem haddelecden aşıylar diye yaptı. Nemege? Mukabilidegi nerseye hoşçakendik için şu mukabilidegi nerseni itibarıdan düşmanlik de eteliyetti. Yani bizge kılıngen düşmanlik nihayette kabih bugenliğe Allah teala şunu mukabilide özlerige yereşe cevap veriler. Degan ma'noda biz ularga qiladigan muomilamizni ham dushmanlik deb atayapti. Suratda bir-biriga o'xshaydi bular. Vattakulloha fil intisori va tarkil yatida. Va Allohdan qo'rqinglar nusrat hosil qilishlikda. Va e'tidon ya'ni dushmanlikni tark qilishlikda. Ya'ni muomilada ehtiyot bo'linglar. Shariatga xilof qilib qo'ymanglar. وَعَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِالْعَوْنِ وَالنَّسْرِ Ve bilip koyular ki elbette Allah-u Teala yardım ve nusret bilen
takvalar bilen birgedir. Takvadarlar bilen birgedir. Daim Allah Teala takvadarlarına yardım beredi ve nusret beredi. Ayetini kengirah şerhlesek, yukarıdaki ayetlerde Allah Subhanehu ve Teala meseleni mükemmel çöntürdü. Lekin bu nazik meseleydi. Müşrikler, münafıklar fitne kili yaptı. Mene körüyefsiler mi Müslümanlardı? Mene Muhammed'i körüyefsiler mi? Sahabelerini körüyefsiler mi? Ular, biz insanlara güzellik terk et yapız. İnsanlarını dünya ahirette saadetli buluşunu hakla yapız. Ular da cennetke barışını hakla yapız dediyo. Mene körüyler, ihramdaki halette hem cengil oradı bunlar. Bunlar da maksadı cengilip adam öldürüş. Bunlar hürmetli aylarda hem cengil oradı. Bunlar hiç kendi farkı yok. Hatta haramda hem cengil oradı bunlar. Hiç kendi hürmetli nesan itibar gelmedi. Hiç kendi nesine bir hürmet ihtiramı yok. Uzlardan başkanı mensimiydi bunlar. Diyen fitnelerde kılıç yaptırıldı. Bizi zamanımızda hem kafirler şu fitnelerde kılıç yaptı ki İslam ahli doğrusu da. Ve elbette sahabelerinin içi de imanı zayıf bugün ya ki İslam'a yenge kirgen kişiler hem köpüydü. Şular tahsillenip kalı yaptırıldı. Bunlar tahsillengenden ki cemaatke tahsiri kalı yaptı. Bir cemaat yaşlı bir hizmet kılışı için içi de müstahkem buluşluk gerek. Fikri bitti buluşluk gerek. Birbirini doğru düşünüşlük gerek. Bittesinin fikri çap tarafke başkasınınki on tarafke gitse o cemaatli hizmeti de bereket bulmuyordu. Hususen küfürde karşısı da hizmet kılavmaya kalas. Şunun için Allah Teala kafirlerinin bahanelerini, delillerini rad kıldı. Yukarıdaki ayetlerdeki öldürler. Vel fitnetu eşeddu minel katil. Sahabeler ihramda cenkilip adam öldürüp dururken buluşu mümkün. Haremde uğruşup adam öldürüp dururken, hürmetli aylarda adam öldürüp dururken buluşu mümkün. Ama aslında fitne kılı yapsınlar. Kafirlerin fitnesi katilden bettar. Onları da rad kıldı Allah Teala. Şimdi bana bu yerde yine hem açık kılıp bayan kılı yaptık. Yani meseleni açık eti yaptık ki Eşşehrul haram bi şehril haram. Hürmetli ay, hürmetli ay bilen bulaz. Yani biz hürmetli ayını, kadir kıymetini bilemiz, enge siler bilseleriz. Bu hürmetli ayken, can kimelik, tinçkini ötküzelik seleriz, zem tinçkini ötküzemiz. Ama sizler hürmetli aydı bilmeseleriz, hürmetli aydı bizi öldürmahçı bu seleriz, bunda biz bu hürmetli ay, de öldürsenem öldüre uğrayın, biz karab otururamız demeyimiz. Şunu hala yapsalar mısınlar? Sizler hürmetli aylarda hala gençlerizi kıl uğrasınlar, hiç kendilerinden itibar gelmeseler de, bizi gekegen de caizmez buladı mı? Sizler hem hürmetli ayda itibar gelirler, biz hem itibar gelemiz. Zaten biz itibar gelip yaptız. Sizler ama yapsalar. Cinayette sizler başla yapsalar. Yine Hudeybiye'deyen Peygamberimiz Aleyhisselam hiç kendi uğruş niyeti yok idi. Fakat yine Umre'ye kirgendiler. İhram dediler. Uzları ve sahabeleri. Osmanlı Kirgiz vardı. Karin Avrolyon adamlı Kirgiz vardı. Müşem öldürmekçi buluştu ki. Fitne kılıştı ki uzları. Etmedi ki bu ihramda kirgen, Umre'ye kirgen değişmedi ki. Karıştı ki sahabeler kattığı muamele kıldı, ölümge uğruşamız. Ahirge kanımız geçe uğruşamız diyorduk. Ondan ki, bunlar hürmetli aylarda hem hürmet kılışmasak yani. Bunlar falan eken, pislan eken de fitne kılıştı başlaştı. Allah-u Teala açık ayet yaptı ki, kafirlere bilip koysun. Biz elhamdülillah bütün hürmetli nesnelerinin hakkını ada kılamız, kılı yaptız. Ve bu nesnelerde biz öğret yaptık. Zaten kafirler hadir dat feryat kımasın. Ular Mekke müşrikleri, hürmetli aileleri kimden örgendi? İbrahim Aleyhisselam'dan örgendi. Mekke'nin haramlığını kimden örgendi? İbrahim Aleyhisselam'dan örgendi. Ve İbrahim Aleyhisselam bizi peygamberimiz. Biz o kişinin yolu demiz. Demek ki biz de örgeni yaptılar. Ve bizim zamanımızda kafirlere mühendip insanda hakkı, insanda kadir kıymeti dedi. Bu neselerde biz de örgengen bunlar. Kafirlerde kendi bir yakşilik bulsa, hepsini bizden örgen.
Zaten bunu biz ayet yapmış. Şunun için küreşi yapmış biz. Lekin mabada ular sizi ibadetteligizi mübarek zamanda, mübarek mekandaligizi itibar görmese onda vel hurumatu kisas hürmetli neseler kasas alınadı. Üzdüyüz mü? De bizden buzarız. Cahindi başladıyız mı? Bizden başlayınız. Her kanakası gel. Bu ceng, fikri ceng buladı mı? İktisadi ceng buladı mı? İlmi ceng buladı mı? Ya ki kural yarak bulan bugün ceng buladı mı? Her kanakası gel, kısas alınadı. Yani Allah-u Teala ne hatta güzel yapıyordu. Ve hurumatu kısas diyordu. Hurumatli nesiller kısastır diyordu. Hangi muamele kısaları sünni muamele kılamız. Ve yine biz sizlerdekiden göre yaxshi muomala qilamiz. Doim shunday. Doim islom kofirlardan yaxshi muomala qilgan. Kofirlar bizga bitta yaxshilik qilsa, biz ularga ikkita yaxshilik qilamiz. Hurmatlar qisosdir deydi. Qisos bilasizlar, ya'ni adolat. Ikki tarafning haqqini berishlik, barobar qilishlik degan ma'nolari bor. Hurmatli oilalarda ham mana adolatdan biz haqqini beramiz. Ikki taraf bir-biriga munosib javobini oladi. Kimiki sizlarga haddidan oshsa, dushmanlik qilsa, fa'tadu, Alloh taolo amr qilyapti, qarang, sizlar ham haddingizni oshinglar. Sizlar ham adovat qilinglar. Sizlar ham dushmanlik qilinglar, sizlarga qanday dushmanlik qilgan bo'lsa. Bimisli, qarang, sizlarga dushmanlik qilganini mislicha. Shunga o'xshash dushmanlik qilinglar. Buni fiqh kitoblarida o'qidilaringiz. Hozir aslida iymon keltirgan islomdagi insonga oyat hadis kifoya qilish kerak-ku, lekin bizi zamondagi musulmonlarni mizojini, tabiatini, fitratini buzib qo'yishdi. Chalamullalar. Xoin olimlar ularni fitratini buzib qo'ydi. Siz to'g'ridan-to'g'ri oyat hadisdan gapira olmaysiz. Mana fiqhdan gapiraylik. Eng kichkina kitobdan boshlaylik. Quduriy, Muxtasar al-Quduriy. Kitobu Siyarda o'qidilaringiz. Siyar, Kitobu Siyar, endi jihod kitobi. Jihodning butun hukmlari nihoyatda go'zal bayon qilingan. O'sha yerda ko'rdilaringiz, nima dedi Quduriy? Va ayni masalan hidoyada ham bor. Hanafilarni butun kitoblarida bor. O'sha yerda aytilyaptiki, biz ularni oldin islomga chaqiramiz. Kelinglar islomni qabul qilinglar, dunyo oxiratda saodatli bo'linglar deymiz. Qabul qilsa fabiha, qanday bir ne'mat. Qilmasa jizya bersin deymiz. Qarang, birdaniga urushni boshlamayapmiz. Biz ham urushga, jangga tarafdor emasmiz. Biz ham tinchlik bo'lsin deymiz. Mana ikkita yo'l beryapmiz. Jizya bersin, jizyani ham bermasa, unda jangga tayyorgarlik ko'ramiz. Jang boshlanadi, jihad bo'ladi. Va bütün fiqhi kitoblarimizda, bütün fatvolarda kelyaptiki, Allohdan yordam so'ralib, jihadga boshlanadi. Jang qilasiz, qattiq jang qilyapsiz, muhosara qilib, bo'lmayapti. Nima dedi Quduriyda? Aytdi, bog'larini, ekinzorlarni yoqib tashlaysizlar dedi. Yoqib tashlaysiz, yondirib tashlaysiz. Qaradingizki, yana tiraniyapti ular. Yana bizdan qattiq jang qilyapti. Ko'pchilik birodarlarimizni shahid bo'lishiga sababchi bo'lyapti. Nima qilamiz? Hanafiy ulamolar aytibdiki, shaharni yondirib tashlanglar deyapti. Shaharni hamma tarafdan yondirishga harakat qilasiz. O'tni ichida qoladi shahar. Shunda ham bo'lmasa, nima dedi Quduriy? Hidoyada nima deyapti? Qaraysanga shu atrofda bir daryo bo'lsa, bir kanal bo'lsa, to'sasiz uni. Yaxshilab to'lgandan keyin, yaxshilab suv zichlashgandan keyin haligi shahar o'zi yonib, vayron bo'lib ancha kir bo'lib qoladi. Shu tarafga ochib olasiz, yuvib ketadi. Shunda qarabsizki, ular ham qutuladi, siz ham qutulasiz. Tarixda shu hukmlarga amal qilishdi. Alloh rozi bo'lsin ajdodlarimizdan. Oyatlar nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom yahudiylarni daraxtlarni kesib tashladilar.
Amir Temur diyen bir tarihini okusayız. Şu nasıllarına en güzel şekilde amal kıyan. Amir Temur karşısında katlı can kıyanlardı. Şu bağlarını kesip taşıp, yandırıp taşıp. Bundan ki ikinci zorlarını yandırıp taşardı. Karasalem bu mevzimi tüz yapıp haydat borardı. Kayıtıp birisi çıkmıyordu yankılıp. Gitkenden giyinen bunlar dehkançılığından şugullanış almazdı. 5-10 yıl geçe uzun yekemeydi. Demek ki başka kafirler aklı giyem kemezsin bizden can kılıçdik. İndirmeyi tersinden böyle olursun. Yani köp şahit vermeyelik, köp kurbanlık vermeyelik. Köp cüderdi bunca misaller. Yani fe'tedû diyepti ki Allah-u Teala. Düşmanlık kılıyorlar diyepti ki şuna et yaptı. Ve kudriyi diyene bitti mesele ki genedi. Ne dedi genedi? Biz ularda diyarıya bastırıp girdik de lekin çıkıp geçişimizde doğru geliyordu. Ette kalamayız. Demek ki biz galip bulduk. Ular kaçıp geçişti. Başka kafirlerden yardım alıp güçlü yıran bulup geliyordu ular. Demek ki Hanefi ulamalara etti ki Allah razı olsun. Hanefi ulamalara hemen mücahid. Biz zamanında tülede etken de hemen terörist. Mücahid ise sünmeydi adamlar. Bizi zamanda hadi radyolarda, televizyonlarda yaptırırken terörist. Hanefi ulamaları hamısı tarihte mücahid bo'lgan. Aytayapti ki biz kafirlerin mal koyularını ganimet kılıp aldık. Minglerce mallar, minglerce koyular. Amir ilacı olsa şu mal koyularını haydab ketadi. İslami memleketke haydab qaytarib ketishlik kerak. Ab ketalmasa nima qilsin? Ab ketalmasa deyapti hammasini so'ysin deyapti. Erinmasdan mujohidlarga aytasizki, kofirlar qochib ketdimi? Qochib ketdi. Shu mol qo'ylardan qanchasini ab ketasizlar? Shunchasini. To'g'ri, ajratinglarni, qolganini so'yinglar. Hammasi so'yiladi. Butun mol qo'ylar, tuyalar, otlar so'yiladi. Nimaga kofirlarga qolmasin-da? Fa'taduni tafsiri bular hammasi. Tushundingizmi? Yana ba'zilar o'ylamasin, bu kishi Hanafi mazhabini reklama qilyapti demasin. Yo'q, fa'taduni tafsiri bu. Lekin bizim millatimiz ko'pchiligi Hanafi bo'lganligi uchun Hanafilarni fiqhdan keltiryapmiz. Ammo bu ixtilof yo'q, hamma mazhabda bo'lgan narsa bu. Ahli sunna va jamoatni aqidasi, fikri shu. Nima qilamiz? Hamma mol qo'ylarini, hayvonlarni so'yib tashlaysiz. So'ygandan keyin bittimi? Yo'q. Ular kofirki ular. Nimani topsa yeyaveradi. O'ligini ham yeyishi mumkin ular. Shuning uchun hammasini go'shini to'plab turib yoqib tashlasin deydi. Yondirib tashlasin deydi. Hanafilarning fatvosi shu. Keyin chiqib ketamiz. Kofirlar oyog'ini qo'ltiqlab yugurib kelsa mahallasiga na birorta hayvon qolgan, na birorta daraxt qolgan, na birorta uy qolgan. Endi yashayversin mahallasida. Biz ertaga kelamiz yana. Fa'tadu. Sizlar ham ularga dushmanlik qilinglar deyapti. Va bu narsalar bizga qildimi? Qildi ular. Ammo biz ular sharaf qilganimiz yo'q. Ular mana ko'ryapsizlar-ku. Insonlarni yoqib tashlashyapti, insonlar. Internetga kiring. Suriyani ochib ko'ringda, Suriyada. Yondirib tashlangandek qop-qora qolgan xotinlar, yosh bolalar, erkaklar, har xil insonlarni ko'rasiz. Qop-qora qolgan. Dunyoning har yerida. Biz unday qilmaymiz. Biz mol hayvonlarni yoqib tashlayapmiz, olib ketolmasak. Bo'lmasa olib ketamiz. Albatta islom bo'lmasin deymiz. Ammo kofirga qolmaydi. Nimaga? Uni yeb bizni qarshimizga kuchlanadi ular. Vattaqulloh. Qarin. Dushmanlik qilishlik, jang qilishlikka buyurib, Alloh taolo aytayaptiki, vattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Yana taqvoga buyuryapti. Nimaga? Ey islom ahli, ey iymon ahli. Sizlar Allohning buyrug'iga ko'ra, Qur'onning buyrug'iga ko'ra kofirlardan jihad qilyapsizlar. Diningizni, nomusingizni, vataningizni himoya qilib jihad qilyapsiz, urushyapsiz. Hozir aytilgan suratlar bo'lyapti-yu, ammo taqvo qilinglar. Shariatning chegaralaridan tashqariga chiqib ketmanglar. Shariatga xilof qilmanglar. Yuqorida aytilindi. Yana aytamanki, nimaga? Toki bilinglar, ya'ni hukmlarni
o'rniga joy-joyiga qo'yishni bilinglar deb takrorlab aytayapman. Lekin albatta zakovati kuchli talabalar o'zi darro sezib turgandir buni. Taqvo qilinglar deb Alloh taolo xotinlarni o'ldirmanglar deyapti. Yosh bolalarni o'ldirmanglar. Qari chollar, kampirlarni o'ldirmanglar. Ibodatxonada o'tirgan rohiblar, papazlar agar ular jangga aralashmagan bo'lsa o'ldirmanglar ularni. Keraksiz holatda ifsod qilmanglar, buzg'unchilik qilmanglar. Masalan bir o'rmon bor, uni siz yoqib yuborganingizdan kofirlarga zarari yo'q. Islomga foydasi yo'q. Qilmang bu narsani. G'alabaga kerak bo'ladigan narsani qilinglar. Islomni izzati bo'ladigan, kofirlarni sindiradigan ishlarni qilinglar. Foydasiz lag'v ishlarni qilmanglar. Va kofirlarni asir olganlaringizda azob berib o'ldirmanglar. Quloqlarini, burunlarini kesmanglar. Xorlamanglar ularni. Zulm qilmanglar. Ularni ayolini asir oldingizmi, bola chaqasinimi, erkagini zulm qilmanglar. Insondir, insoniy muomala qilinglar. Qarang, vattaqulloh. Allohdan qo'rqinglar deyapti Alloh taolo. Agar siz bu masalalarda bular bizi düşmanımız idi, bular bizi şu olsa onu ne kılardı deyip bularga azap versiniz, bular da hakarat kıladigan bo'lsangiz, aziyat beradigan bo'lsangiz, Allah da gazabiga qolasiz. İslam'da adalatını karayın. Doğru ular sizi düşmanınız idi. Asir tushishdan oldin sizi Kur'an'ınızı yırtı yaptırgan, Peygamberinizi sülke yaptırgan, Allah da sülke yaptırgan kişiydi. Lekin siz o kişi üçünmez, Allah üçün unga shariatga muvofiq muomala qilasiz. Alloh sizga aytdiki, unga zulm qilmadingiz. Asir tutumi, zulm qilmaysan, zulm qilmaysiz. Allohdan qo'rqganingiz uchun. To'g'ri bu najas bu. Bu kofir, badbaxt bu, dushman. Lekin aytasizki, meni o'zimga qo'yib bersa, men seni parchalayman. Parcha-parcha qilaman seni. Maydalayman, to'rg'ayman. Lekin Robbim menga senga yaxshi muomala qilishlikka buyurgan. Dinki, siz axloqingizni ko'rsin. İslam'da güzelliğini görsün ve kafirliğe pişeyman bulsun ve İslam'da kabul kısın. Sahabeler şunu dedi. Çünkü kısa zamanda dünyanın hem yerini basıp alıştı. Kısa zamanda. Bizi zamandaki Müslümanlar ise dinini bilmedi, İslami ahlak yok. Köptülüğü cihattını meleğini bilmedi. İşçiliğe muhale miydi? Cihat sizlerin kulağını berkitip aladı, gözünü berkitip aladı. Endi jihodga chiqqanlar ham jihod ahkomlarini bilmaydi. Shuning uchun har tarafdan dinga zarar bo'lyapti. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Va alamu annalloha ma'al muttaqin. Va bilib qo'yinglarki, albatta Alloh taolo taqvodor kishilar bilan birgadir. Ya'ni sizlar taqvo qilsalaringiz, Alloh sizlar bilan birga bo'ladi. Bu oyatda ham o'tgan oyatlarga o'xshab ikkita tafsiri bor. Biri xususiy, biri ikkinchisi umumiy. Xususiysi nima? Şu cihat meselesinde takva kılıyorlar, takvadan bu sularız Allah sularından birgedir. Umumi takva, umumi tafsiri ise bütün sahalarında takvadan buluyorlar, Allah'tan korkuyorlar, takvadan bu sularız Allah sularından birgedir. Eğer takvadan bu meseleyiz Allah sizden birgemez. Allah sizi terk kıladı. Allah'ta nezareden kalasız, Allah'ta lanetiye kalasız, bütün dünya sizden birgemesin faydası yok. Cihad meselesi düşünüldü. Eteleki davet meselesi. Davet işlerden şuğulanı yapsın mı? Takvadan bulun. Allah siz bilen birge buladı. Kim düşman bu sebebi olursun Allah sizi kifaya kıladı. Hiç kim zarar vermedi. Lekin davet işleri de takvadan bu mesele. Allah sizi terk edenlerken padişahlar, hükümetler, prezidentler arkasında dursa siz rasvasız. Harsız. İktisadi işlerde hem şundik. Takva kılın Allah'tan. Allah siz bilan birga bo'ladi. Tijoratingiz borgan sari rivojlanib ketaveradi. Alloh o'zi saqlaveradi. Taqvo qilmasangiz, Alloh sizni tark qiladi. Ilmiy sohalarda ham shunday. Ilmiy odamlarga ilm o'rgatishlik, madrasalar, madrasalarning ichidagi holatlar, talabalar, talabalarning holatlari taqvo qilishsin, Alloh ular bilan birga bo'laveradi. Agar taqvo qilishmasa, ilmiy sohalarda yo fatvo berishlik ya hükümetçilik, ders verişte hıyanat kısa. Belki talebeler ahlilin birbirine zulüm kısa. Bilip durup hakkı yaşırsa, bilip durup birbirine hakarat kısa, tuhmet kısa. Hulas, Kur'an-ı Hadis'te mankın işler kılın edigen bosa,
xiyonat, zulm, isrof, lag'u, lahab ishlari bo'ladigan bo'lsa, unda Alloh taolo yuz o'giradi. Bu ahli ilm taqvodor emas. Alloh taolo ularni tark qiladi. Alloh ular bilan birga bo'lmaydi. Dunyo oxiratda rasvoliga kelaveradi keyin. Demak, butun sohalarda taqvo qilinlikka Alloh taolo biz bilan birga bo'lsin. 195. oyat. Va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Va Allohning yo'lida infoq qilinglar. Qo'llaringizni halokatga urmanglar. Va ihson qilinglar. Yaxshilik qilinglar. Albatta Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Suyutining tafsiri va anfiqu fi sabilillahi ta'atihi bil jihadi va g'ayrihi. Allohning yo'lida infoq qilinglar, ya'ni Allohning itoatida. Ta'atihi. Allohning itoatida, ibodatida infoq qilinglar. Qanday qilib bil jihadi jihad qilishlik bilan, qarang, jihad qilishlik bilan. Va g'ayrihi va jihaddan boshqa ibodatlarda. Qarang. Hozirgi mullalarda, domlalarda ko'pchiligi albatta tafsirdan dars beradi. Xususan shu Jalolayn tafsirdan dars beradi ular. Shu oyatni qanday tushuntirarkan shogirdlariga? Anfiqu fi sabilillahi Allohning yo'lida pullaringizni sarflanglar deb Suyuti aytayaptiki, bil jihad deyapti. Jihad qilishlik bilan deyapti. Nima deysharkan ular shogirdlariga? Yo bu yerda juda chaynalib o'tib ketamikan? وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَنِي تَعَاتِهِ مِنْ جَهَانِي وَغَيْرِهِ Dişer miyken? Ya bil cehadini bu şuvalı kesti ne var ikin bütte? Bu cehadı. Cühdündüp çekildiydi. Harekat kılıçlik. وَغَيْرِهِ Dip geçer miyken? Ya ki bil cehadi diyen de Peygamberimiz zamanı da şundur gidi bu. Biz o zaman başka. Der miyken? Nima deysharkin bechoralar? Qarang. Suyuti mana jihoddan gapiribdi. U ham terroristmi? Vahobiymi u ham? Al-Qoidami? Ha? Qarang, Qur'onni tafsir qilyapti. Alloh yo'lida infoq qilinglar desa, jihod qilishlik bilan deyapti. Jihod, jang qilishlik bilan deyapti. Agar bizning zamondagi musulmonlar jihodni gapirgan har kimni tark qilaversa, unda ular majbur Rasulullohni ham tark qiladi, majbur Allohni ham tark qiladi. Chunki jihodda shular buyuryapti. Jihod qilishlik va boshqa ibodatlar bilan Allohga yo'lda infoq qilinglar. Hammasi kirib ketaveradi. Lekin bu oyat jihoddan keyin kelyapti turganligi uchun jihod deyapti. Ya'ni bu oyat haqiqatan ham birinchi o'rinda jihod masalasiga dalolat qiladi. Va la tulqu bi aydikum ay anfusakum qo'llaringizni deyapti, ya'ni o'zlaringizni degan ma'noda. Val ba'uzaydatun ba'zoidadur bi aydikumdagi ba nahv kitoblarida o'qidilaringiz zoida ila tahluki tahlukati al-halaki. Ya'ni halokatga otmanglar o'zlaringizni. O'zlaringizni halok qilmanglar deyapti. Alloh taolo aytayapti, o'zlaringizni o'ldirmanglar deyapti. Endi sizga savol keladiki, inson qanday qilib o'zini halok qiladi, o'ldiradi desiz? Suyutini tafsirini eshiting. Bilimsaki ani nafaqati. Nafaqa bermaslik bilan. Qayerda? Fil jihadi. Qarang, jihodda. Jihodga pul sarflamaslik bilan o'zlaringizni halok qilmanglar deyapti Alloh taolo. Suyutini tafsirini qarang. Demakki, jihodni rad qilyapti turganlarni qo'ying. Ularning badbaxtligi, kofirligida shak yo'q. Jihodni rad qilgan, jihodni inkor qilgan kofir. Aniq kofir. Chunki jihod farz, Allohning buyrug'i. Qancha oyatlar bor, qancha hadislar bor. Jihodni farzligini kofirlar ham biladi. Bu bizning kazzob olimlarimiz o'zini o'zi rasvo qilyapti xolos. Kofirlar ham yaxshi biladiki, jihod degan narsa islomda farz. Qur'on hadisda amr qilingan. Shu vaqtgacha bu endi hozirgi musulmonlarning xor bo'lganiga
kança buldu? 150 yıl, 200. 200 yıl bu dediğini. 1400 yıl bu gelmesine sınavındaki gene gel. 1200 yıl cihat kılındı. Şimdi sen Müslümanlar harbi kaptıyken bir amel bu gelini düşün. 200 yıldan beri cihatta gelmeye kaldı. Peki cihatta ohta geliyor bari bir elhamdülillah. Cihat böyle yaptı ve cihatta izzeti var. Mücahitler harbi kaptı yok. Fakat yine etkenimizde cihatta inkar kılıp cihatta karşı çıkıp insanlar uzun resulü akıllı yaptı halas. Bana suyutiyeti yaptı. Şu uzunuz bilgen celal ayında cihatlı yolu da nefaka kımaslik bilen, cihatke pül birmaslik bilen uzlarızı helak kımaylardı yaptı Allah-u Teala. Tabii. Av terkihi belki cihatlı terk kılıp uzlarızı helak kımaylardı yaptı. Demek ki cihatke pül birmaslik hem helakettir, cihatlı terk kılıçlik hem helakettir. Kur'an eti yaptı bunu. Ve suyutiyi tafsirle yaptılar. Celal ayındakini yaptı. İbn-i Kesir'deki gendiydi, bizim mülleler bir pasta İbn-i Kesir Vahhabilerin kitabı diyeceğiz. Lakin Celal ayın meneselerde kitaplarıyız. Kitaplarda taksim kalışken. Ulan'ın kitabı, bizi kitabı. Bizi gel hemle hemesi bizi kitabı. Evet. En bayımız biz. Hemesi bizi ki. Biz hemen kitaplarda okuramız. Yaşsını alamız, hatasını Allah keçirsin diyemiz. Meneşe yutiyeti yaptılar. Cihatlı yolu da pul sarflilerdi yaptı. Meneşe Allah'tan korksalarız, cihatlı yolu da pul sarflayın. Hiç mi mesela bir yarım dolar sarflap koyun hiç mi mesela? Yarım dolar çıkarıp koyun, yarım dolar. Hiç mi mesela? Ayetki amel kılıyın da. Mismak sünnetegen amel kılıçta yakışık görmemiz. Yakışık. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halvanı yakışık görüyen ekenler şirinlikti, yakışık görmemiz. Yaxşı buyan. Peygamberimiz göçte yaxşı görüyen eken, yaxşı görəmiz bundan. Sarit yaxşı görüyen ekenler şuur var, onu niyəm yaxşı görəmiz. Buyan mənə şəri hüküm. Cihad yıldır pul sarflıyla deyirdi Allah-u Teala. Sarflıyın. Cihadda tarqım eylər deyirdi, bu olsan halak burasılar deyirdi. Kul izlən ki gəncə sarflıyın, əməl kılın. Sizə qeyd deyirdi Allah-u Teala. Siz əməl kılmasınız, kim əməl kılardı? لأنه يقوي العدو عليكم. Çünkü cihatını terk kılışlık ve cihatke pul sarflamaslık düşmanını silerdi ziddilerizge küçülendirdi. Cihatı terk kılışlık bilen kafirler, düşmanlar kuvvetlenişedir biz ziddimizge. Ve ahsinu ihsan kılıyılar. Yaşılık kılıyılar. Neme bilen? Bin nefakati ve gayriha. Nefaka verip ve nefakadan başkasından. Kalin, ihsan diye yaptı Allah-u Teala bunu. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Elbette Allah-u Teala muhsinlerdi. Yaş göredi. اَنْ يُسِيبُهُمْ Yani onlara sevap verildi. Bana ayetini zahiriye karasız وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ diye yaptı. Allah-u Teala da infak kılıyorlar diye yaptı mı? Ayetin zahiri mutlak. Lekin cihattan ki inki genliğinden malum buladı ki bu cihat yolu da. Bu bir. İkinciden fi sabilillahi deyilyapti. Allah yolu da deyilyapti. Qayad Allah yolu deyilse avvala cihat kelardi insan aklına, fikriga. Şeriat cihatını kastigan bo'ladi. Shuning uchun infoq cihat to'g'risida bo'lyapti. Lekin zohiriga qarab turib umumiy tafsir qilsam bo'ladi. Allah yo'lini bütün turlarda infoq qilishlik. Jihodiy sohalarda, da'vat sohalarida, islomiy iqtisodda va ta'lim tarbiya sohalarida bütün İslami yollarda Allah rızası için buladığın yollarda infak kılıyorlar diyordu Allah-u Teala. Hem eskir ki doğradı. Allah diyor da infak kılıçlığınız vacip buluyor bana. Bu, içtimai mesele. Bütün insaniyette necat tapışlığı için. Biz Allah diyor da infak kılıyoruz. Bütün insaniyet küfürden, şirkten kutulsun. Tevhid ehli bulsun. İslam ile müşerref bulsun. Dünya ahirette saadetli bulsun. Cehennemye gitmesin diyordu. Hazır Müslümanlarda karasız vahime kılışıp etçedi ki Yahudlarının bir fondu bırakken her ayda malum miktarda pul dışarıp duruşarken şimdi yıkılıp birbirini kullayıp kuvvetlerken deydi. Lekin Allah-u Teala bütün mumunları yıktab kılıyordu. Enfiku fi sabirillahi. Allah'ın yolu da infak kılıyordu deydi. Eğer İslam ahli şu ayetlerini yemel kılıp Allah'ın yolu da tapken pulunun bir miktarını azgiresini işletse hem mi?
Allaqachon bütün dünyaya İslam hakim bo'lgan bo'lardi. Allaqachon musulmonlarning ustidan bu xorlik, rasvolik ketgan bo'lardi. Hech kim musulmonlarga zulm qila olmasdi. Lekin amal qilishmayapti. Va qo'llaringizni halokatga urmanglar, ya'ni o'zlaringizni halokatga urmanglar deyapti Alloh taolo. Suyuti Alloh rozi bo'lsin. Buni ikki kim tafsirladilar? Ya'ni jihodga pul ishlatmaslik bilan va jihodni tark qilishlik bilan dedilar. Buni hamma har xil tafsir qiladi. Ba'zi olimlar aytadiki, insonni halokatga olib boradigan narsalar. O'zingizni o'limga olib bormang. Oyat man qilyapti. Masalan, bunga sigaret ham kiradi. Sigaret chekmanglar. Chunki sigaret hozirgi vaqtda kofirlar ustiga yozib qo'yyapti. Chekma o'ldiradi deb. Qarang, ustiga yozilgan, chekma o'ldiradi deb yozib qo'yishyapti. Shunda ham bu ahmoqlar olib ichishaveradi shuni. Ham pul beryapti, ham zaharni sotib olyapti, o'zini zaharlayapti. Kofirlarni qarang. Oldingi zamondagi kofirlarga zahar berilsa, og'zini berkitib olishar ekan, og'zini majbur ochib 3-4 tutdi odam. Og'ziga zaharni quyib olar ekan, o'zi zaharlanib o'lar ekan. Bu zamondagi musulmonlarda aqlliligini qarangki, zaharni o'zlari sotib olishadi. Olimlar harom deyapti, bu harom, chekma joiz emas, pul berib sotib olishyapti-da, uni maza qilib shimirib ichyapti keyin buni. Ichigacha chuqur-chuqur nafas olib, ichib, o'zicha gerdayib yuribdi. Katta ish qilyapti degandek. Zaharni sotib olyapti. Bular o'zlarini halokatga otyapti. Shu oyat bularga davlat qiladi. Araq ichib turganlar. Shu o'limga olib boradigan ishlarni qilyap turganlar hamma shu oyatga tushiveradi. Harom. O'zini o'ldirib turganlar. Joiz emas. O'zini osib turganlar. Harom. O'zini masalan baland binolardan tashab olib turganlar. O'zini daryoga tashab olib turganlar. Bular hammasi harom. Va boshqalarni ham shunday holatga olib boryap turganlar. Ular ham shu oyatga kiradi. Bu oyatda yana bitta tafsiri gunohlar. Gunohlarni qilmanglar. Masalan, zino qilmanglar, zino qilgan odam o'zini halokatga otgan bo'ladi. O'g'irlik qilmanglar, o'g'irlik qilgan odam o'zini halokatga otyapti. Demak, halokat dunyoviy va oxiroviy butun halokatga kirib ketaveradi. Lekin buning asl tafsiri nima? Asl tafsiri shuki, sahobalar aytadi, biz Qustantiniya dedik. Istanbulning oldingi oti. Istanbulni muhosara qilganmiz. Jang qilyapmiz. Istanbuldan rumliklarning askarlari chiqdi. Juda katta askar. Mujohidlar bilan rumliklar bir-biriga qarama-qarshi bo'ldi. Shunda sahobalarning safidan bir kishi rumliklarga otildi. Yolg'iz o'ldi. Juda ko'pchilikka otilib kirdida, nechtasini o'ldirib, yana qaytib chiqdi. Shunda mujohidlarning safidagilar aytdiki, Maşallah, Subhanallah, Allahu Ekber. O'zini halokatga otdi dedi. Va la tulku bi aydikum ila tahluka. Halokatga otdi o'zini. Qo'rqmasdan o'limga tashadi o'zini. Shuncha kofirlarni urib chiqdi dedi. Yo'lda ichlarida Abu Ayyub Ansoriy bor edilar. U kishi shahid bo'ldilar, keyin Istanbuldan tashqarida Istanbul u zamon fath bo'lmadi. Usmoniylarga nasib qildi bu saodat. Istanbulni fath bo'lishi. Sahobalar shunda qattiq jang qilishdi. Abu Ayyub Ansoriy qarib qolgandilar, lekin shuni fathning fazilatiga, savobiga sherik bo'lib deb kelgandilar. Shahid bo'ldilar u kishi. O'sha yerda mujohidlar orasida borida aytdilarki, sizlar oyatni noto'g'ri tafsir qildingizlar. Bu oyat bizni to'g'rimizdan nozil bo'lgan dedi. Makka fathi bo'lgandan keyin biz ansoriy sahobalar to'planib aytdikki, payg'ambarimiz alayhissalom avval kelganida askarlari mujohidlar kam edi. Odamlari oz edi. Mana alhamdulillah Makka fathi bo'ldi. Tashqaridan boshqa qavmlar ham kelishib, boshqa insonlar ham kelib payg'ambarimizga bayat qilyapti. Odam ko'payib ketdi mana endi. Biz mana jihod bilan mashg'ul bo'lib, doim payg'ambarimizning xizmatida qayerga borsa birga borib jihod qildik, jang qildik. Dunyoviy ishlarimiz hammasi izdan chiqib ketdi. Tijoratlarimiz,
bog'larimiz, ekinzorlarimiz, hayvonlarimiz izidan chiqib ketdi. Endi biz shu ishlar bilan shug'ullansak. Payg'ambarimizni bizga ehtiyoji yo'q. Odam ko'payib ketdi. Biz endi o'zimiz ishlarimizni qilaylik. Biz vazifamizni bajardik deb mashvara qildik o'tamizda. Va payg'ambarimizga borib shunga izn olmoqchi bo'ldik. Mana shu vaqtda shu oyat nozil bo'ldi. Va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahluka. Ey ansoriy sahobalar, Alloh yo'lida infoq qilinglar. Jihod yo'lida infoq qilinglar. O'zlaringizni halokatga otmanglar dedi. Mana shu hadisdan ma'lum bo'lyaptiki, mana jihodni tark qilishlik o'zini halokatga otishlik ekan. Qarang. Sahobalar, ansoriy sahobalar jihodni tark qilib, endi o'zimizning ishlarimizdan shug'ullanaylik, tijoratimiz bilan, dehqonchiligimiz bilan, hayvonchiligimiz bilan ishlarimizdan shug'ullanaylik deyishdi. Alloh taolo aytdiki, o'zlaringizni halokatga otmanglar dedi. Halok bo'lasizlar dedi. Sahobalar keyin xato qilganligini tushunishdi. Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Sahobalar Alloh rozi bo'lsin, ularning shu sifati go'zal ediki, bilish xatoni darro tark qilishardi. Keyin yana hayotining oxirigacha u kishilar mana shu bayroqni ko'tarib yashadilar. Albatta dunyoviy ishlari ham kuchayib ketdi o'zidan o'zi. Mulklari ham ko'paydi, hammasi katta katta boylarga aylanishdi. Demak, bu oyat aslan mana shu voqea uchun nozil bo'lgan. Shuning uchun Suyuti aytayaptiki, halokat nima? Jihodga yordam bermaslik. Halokat nima? Jihodni tark qilishlik. Jihoddan maqsad chunki Allohning dinini oliy qilishlikdir. Jihod qilishdan maqsad odam o'ldirish emas. Odamlarning mulkini tortib olishlik emas. Jihoddan maqsad insonlar hammasi islomga kirsin, kufrdan qutulsin, jahannamga o'tin bo'lmasin. Shuning uchun islom jihodga buyuradi. Ya'ni kofirlar agar aql bo'lsa edi, biz ular bilan jihod qilsak xursand bo'lishlari kerak. Lekin mana oyatning zohiri hammasiga kirib ketaveradi. Insonga zarar qiladigan bütün narsalardan man qilindi. Lekin bizi Dajjal ba'zi olimlarimiz aynı oyatni jihodni tark qilishlik uchun dalil qilishadi. Nima deydi? Hozir Amerika Rusi qo'lida juda katta qurollari bor deydi. Nihoyatda taraqqiyot qilgan samolyotlari, tanklari bor, atom bombalari bor. Biz 100 yilda ham ularga yeta olmaymiz. Chunki yetish niyatimiz ham yo'q. Harakat qilish niyatimiz ham yo'q. 100 yilda ham ularga yeta olmaymiz. Endi ularning qo'lida bunchalik qurol-yarog' bo'lsa, bizning qo'limizda eski bir 5 otar yoki bir tirdirmalari bormi? Yoki ovchilik miltig'i bilan qanday jang qilamiz? Ular bunchalik rivojlangan holatda biz eski qurol-yarog bilan yoki pichoq bilan yo temirni ko'tarib yoki ketmonni ko'tarib chiqishligimiz o'zimizni halokatga otishlik bo'ladi. Va Alloh taolo Qur'onda aytganki, "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka." O'zlaringizni halokatga otmanglar degan. Shuning uchun bu zamonda Amerikani qarshi, Rusni qarshi jihad qilishlik harom deydi. Ya'ni Qur'onda kelgan deydi. Keyin avomlar aytadiki, "Ana. Ko'rdingizmi?" Bunday olimni peshanasida o'psang aziydi. Buni bizga bergan bora. Bunaqa olim dunyoda yo'q. To'g'ri, dunyoda emas, tarixda o'tmagan bunday olimlar. Sahobalarning zamonida bo'lsa edi, dorga osardi bu olimni. Jihodga buyurgan oyatni jihoddan man qilishga dalil qilishyapti. Hech eshitdilaringizmi sizlar? Ey, diqqat qilinglar-da. Jihodni rad qilayotgan domlalarning hammasini dalili shu. Qarang. Aqida kitoblarda o'qiyapsizlar-ku. Botil ahli dalil qilgan narsasi ahlida o'zini ziddiga dalil. Lekin biz ishimizda ayb bizdaki biz Qur'on hadisni bilmaymiz. Shuni ey to'xta, sen nima deyapsan? Bu nimani to'g'risida nozil bo'lgan o'zi? Bilasanmi? Sahih hadislar bor, tafsir o'qiganmisan sen o'zi? Deydigan odam yo'q shularga. Shuning uchun bir chiroyli gap bor. Aytiladiki, o'rmonda ya'ni maydonda sher bo'lmasa, chiya bo'rilar chiyillashib yurishar ekan. Sher bo'lmasa, chiya bo'rilarga qolar ekan maydon.
Hazır meydan şunda, dinge hizmet karşılığı meydanı, ilim meydanı, çiğe böğürler yakayan, çiğiller görüşüptü. Şiirler yok da, şiir kese uzda uzda kaçadılar, meydanda boş ederdi. Meydan şiirlerde kötü yaptı. Ama şiirlerde hem uruğu kurup gitken yok şeydi. Dedim de kutuplarda kayan bekin, şimali kutupta, canevi kutupta. Afrika'nın kalın ormanlarda kayan bekin. Şiirler hem görünmeydi. Kim şiir bulatsız hemen yeri yakarım olaydı. Aç kanım, tinç kulağım. Ve ahsinu, ihsan kılıyorlar diye yaptı Allah-u Teala. Bakın. Ahsinu, ihsan kılıyorlar. İhsanı mı yani? Yaşlı kılmak. En küçükinesi. İhsanı en kötü derecesi Cibril soradılar. Mel ihsanu, ihsan demedim. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler. أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ربيني كوريب ترغن دي إبادت قلشتي اگر الله تكورميب ترغن بسي او سيني كوريب أنا شو إحساني إن كتا درجة سرور دمك إحسان دي يعني بطن جزال عمالر حمس إنه بجهاتتن كين كليب ترغن دي شون جهادي مسألة بر تفسيري جهاتية تيشلي إحسان إكينسي سي أمومي umumiy tafsir bo'ladi da bir mu'min kishiga tabassum qilishingiz ehsondir. Kichkinagina bir hadiya berishingiz ehsondir. Masalan bir piyola choy quyib berishingiz ehson. Salom berishingiz ehson. Yukini ko'tarib olishingiz ehson. Zikr qilishingiz ehson. Eng katta darajasi esa Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishlik. Shu darajada Allohga yaqin bo'ling. Şu ihsanı hemesine Allah Teala büyür yaptı. İhsan kılıyorlar yaptı. Şunun için bizim şu medresemiz adını, dini hizmetlerimiz adını ihsandır koyuyoruz. İhsan, ilim medresesi. İhsan, ilim sahifesi. Şu ayetleri gelmek için. Allah Teala yaptı ki ahsinu diyordu. İhsan kılıyordu yaptı. Bizim medresemiz adını ihsan kıldık. Şu ayetleri gelmek için. Ve başaratiyen bari gel ihsan kısız. İnne Allahe yuhibbul muhsinin. Elbette Allah-u Teala muhsinlerdi yakşıkırladı. İhsan kılıçlardı. Biz hem Allah'ta büyürüğüge binaen ve menevü başaratiyge binaen hizmetlerimizge ihsan ilim de bahat koyduk. İhsan ilim. Peki biz mesela hazır ihsan diye biz öz birçesiye aslında ihsan buluşmak gerek. Çünkü sin ki bu. Sin ingiçke okuladı. Sab bugün dedi. Onda ihsan bulalım. Bizde Özbekçe'de natura gelmişler. İhsan. İhsan buluştuk. İhsan. Ahsinu. İnna Allahe yuhibbul muhsinin. Elbette Allah-u Teala muhsinlerde yakşıkır adı. İhsan kılıçlarda yakşıkır adı Allah-u Teala. Bizde ihsan dese bir adamın dedesi ölgenden keyin tüp de çanda çakırıp aş birse, tügün birse şu ihsan deyiladı. Dedesi ölmese ihsan kılmıyordu. Karin dinde kanca net olur için şey yaptı. Dolayısıyla ihsan cihatta en var. Allah subhanehu ve teala hammamızını ve dünyadaki bütün müminlerini muhsinlerden kısın. İhsan sahiplerden kısın. İhsan ahliden kılsın.